Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Gökhan İçöz. Gökhan alalım. Ben yaparım diyen bir hocamız. Frozen benim için kaçmaz diyen. Karşısında ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan yine Gökhan gibi tecrübeli bir endokrin cerrah Profesör Doktor Zafer Can Türk. O da ben yapmam diyecek. Muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Bu arada ben Bahadır Güllüoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Ben ikisinin ortasındayım. Herhangi bir görüşüm yoktur bir moderatör olarak. Şimdi sözel olarak yapacağız. Herhangi bir sunumumuz yok. Tamamıyla spontan, kısa olguları genel olgular olarak bahsedeceğiz ve bu konudaki fikirlerini kendilerine soracağız. Ve sonunda da bir yaklaşık 10-15 dakika, eğer süremiz kalırsa ki kalacağını umuyorum, sizlerin sorularına açık bırakacağız. Eğer söylenenler ya da söylenmeyenlerle ilgili sorunuz ya da katkınız olursa konuşmacılara ve tartışmacılara sunabilirsiniz. İlk olguyu şöyle tarif edelim. Aslında birkaç tane senaryo var elimde. Bunları ben her iki tartışmacıya da sırayla soracağım. Bazen ilk Gökhan Bey'e, diğerinde ilk Zafer Bey olmak üzere. İlki daha çok sıklıkla karşımıza çıkan bilateral multinodüler guata. Bizim ülkemizde prevalansı yüksek olan bir durum. Hastalık demiyorum, durum diyelim buna. Ve bunların içerisinde de yaptığımız, tabii sıklıkla yaptığımız şey iğne biyopsisi yapmak. Ve çoğunlukla da burada dominant nodüle yapıyoruz. Ya da patolojik yönünde bir nodül varsa ona yapıyoruz. Dominant olmasa bile. Diyelim ki burada patolojik olan bir nodül yok. Multiple nodülü var. Her iki lobda birden. Ve dominant nodüle de iğne biyopsisi yapıyoruz. İnce iğne aspirasyon biyopsisi. Ve sonuçta benign geliyor. Yani Bethesda 2 klasifikasyonunda. Ben ilk önce Gökhan Bey'e sormak istiyorum. Ne yaparsınız burada? Geldi benign. Bethesda'ki şey yok, herhangi bir var, konuşabilirsin direkt. Herhangi bir, burada da bir tereddüt yok. Patolog dedi ki, deneyimli bir sitopatolog, bu benindir dedi. Peki. Ne yaparsınız? Öncelikle davet için teşekkür ederim. Bahadır'ın da bizi boks ringindeki gibi kırmızı köşe ve mavi köşe diye sunduğu için de kendimi ben Nur Zafer'le bir yarışmada gibi hissetmeye başladım ama öyle bir şey değil. Ben burada kendi yaklaşımımı söyleyeceğim. Kendi düşüncelerimi başta onu dile getireyim her olguda. Kendi yaklaşımımı söyleyeceğim. Şimdi multinodüler guatr deyince iş sapmaza, daha ilk vakadan bir sapmaza giriyoruz bence. Bana göre bu hastanın indikasyonu ne? İlk önce onu sorgulamak lazım. Ben bu hastayı niye ameliyat ediyorum ki? Frozen'ı beninse, nodülün çok mu büyük? Ailesel yatkınlığı mı var? Öyküsünde bir problem mi var? Bu hastanın indikasyonu ben ikili tartışırım. Eğer bana bu indikasyonu veren mesela büyük nodülse, çünkü en çok konuşulan bu basit semptomu var, büyük nodülse, o zaman Frozen'ın beninliğindeki güvenirlik düşmeye başlıyor. İğne biyopsisini. Pardon, iğne biyopsisinin güvenirliği düşmeye başlıyor. Dün de konuşuldu burada. Normalde 0.3'tür yalancı negatifliği ama nodül boyutu 4 cm. İster Atan'ınkini deyin, ister biraz önceki slide'da vardı ama onun 2012 basılı, 2013'te web ortamında Türkiye Endokrin Metabolizmanın guideline'ı çıktı. Eski guideline'da kılavuzda diyeyim, Türkçe nasıl o kılavuz? 3 santim ve üzeridir. Şimdi onun o kriteri kaldırmışlar. 4 santimetreye kadar biyopsi yaparız. 4 santimetrenin üzeri cerrahi olur gibi bir laf ediyorlar. Neden? Çünkü güvenilirlik düşüyor. Madem %10'a kadar yalancı negatifliği olan bir nodülü ben ameliyat etmek zorunda kalıyorsam, ameliyat ediyorsam, o zaman ben frozen yapmayı yeğlerim. Veyahut da bana ana nodül dışındaki başka bir nodül demek ameliyat şartı koyuyor. Nedir? Ultrasondaki kenar düzensizliği, yok mikrokalsifikasyonu, belirgin hipoikok olması gibi, anarşik yüksek dirençli santral kanlanması var gibi bazı manin kriterler var ki ben bu hastaya ameliyat ediyorum. O zaman ben yine frozen yapmayı yeğlerim. Bırak her şeyi bir kenara koyduk. Hasta isteğiyle ben bunu MNG yapıyorum. Ben en azından patoloğumla konuşurum. İstek kağıdı yazıp buna frozen demem. Patron en azından bana bir kesit yap. Çünkü bizim yapmamızı istemiyorlar doğal olarak. Bizim eski hocalardan gördüğümüz hoca kendi kesit yapardı. Ya bu nodül malin gibi duruyor derdi. Onun yerine patoloğa rica ederim. Ya bak böyle bir malin doğada bir görüyor, ondan frozen yap derim. Ama ben frozen yapma taraftarıyım. Onu söyleyeyim. Burada hemen şunu soracağım. Şimdi multinodular guatr dedik, bir ameliyat indikasyonu. Diyelim ki şikayeti var bir şekilde. Basit semptom var ya da subjektif de desek, hasta zorladı, dedi ki ben ameliyat olmak istiyorum.
Yapacağınız cerrahi muhtemelen total tiroidektomi olacak. Tabii öyle ki. Değil mi? Yine buna rağmen Frozen size ne kazandırmasını bekliyorsunuz şimdi burada? En son soru, en son cevabımın tekrarı gibi oldu. Bana kazandıracağı şey şu. Programda bir daha konuşulmuyor gibi geldi. Santral diseksiyon. Bu her endokrin cerrahi ve her endokrin kongresinin kaçınılmaz. İster yurt dışı, ister dünya, ister Türkiye olsun. Guideline'da da biliyorsunuz. Atada da yapalım, yapmayalım arası gidip geliyorlar. Sonuncu incelemedim ama en son bildiğim kadarıyla Kanada'da Dünya Tiroid Kanser Kongresi yapmayalım yana doğru bir şey kaymaya başladı. Cerrahlardaki ilk savunan Doherty burada geri adım attı. Ben rutin uygulayan bir kişi değilim santral diseksiyonunu ama malign dendiği takdirde o bölgede bir diseksiyon yapıp orayı explore etme, alt seviye explore etme taraftarıyım. Ve Lanthard'ı görürsem de diseksiyon yapma taraftarı olan bir cerrah. O yüzden patoloğa dedim ki evet bak burada şüpheli bir şey varsa, hele alt polideyse, ismus yerleşimliyse bu gördüğü patolog arkadaşın malign olma şüphesi olan da dedi. Ondan Frozen yanıtını isterim ama kolloidal yapı diyorsa gerek yok. Peki ben Zafer Bey'e sorayım. Burada tekrar söylüyorum. Hastanın bir ameliyat indikasyonu. Bu bir semptomatik, hani basit semptomu diyelim. Ve hasta ameliyat olacak. Bu hastaya, yani bir şekilde ameliyat olacak. Bu hastaya Frozen yapar mısınız? Ya da ne tip bir cerrahi önerirsiniz? Frozen yapmaya sizin şeyiniz varsa, eğiliminiz varsa bu sizin ameliyat tipinizi değiştirir mi? Ya da ameliyat tipiniz Frozen yapmayı bir şekilde endike hale getirir mi? Burada iki şeyi açıklığa kavuşturalım. Gökhan'cığım tarihte kalmış. Frozen kesit yıllarca kullanıldı. Fakat ince in aspirasyon biyopsisinin gündeme gelmesiyle birlikte Frozen kesit incelemenin çok önemi kalmadı. Diğer bir nokta da dominant nodul kavramı artık bir şehir efsanesi. Yani şimdi siz burada multinodüler bu hatırdan bahsediyorsunuz. Siz dominant nodül için Frozen kesit yapsanız da diğer nodüllerde ne gibi patoloji olduğunu kestirmek için elimizde diğer olanaklar var. Ultrason var, elastografi vesaire gibi şeyler var ama yine de diğer nodüllerde mikrokarsinom çıkması veya karsinom çıkması diyelim olasılığı yüksek. Dolayısıyla siz sadece dominant nodül için Frozen kesit yaparak ameliyat şeklinizi değiştiremeyeceksiniz ki ince in aspirasyon biyopsisinin sonucunun güvenilir olduğu literatürle desteklenmiş vaziyette. Artı bu zaman kaybı, bu kadar yoğun ameliyathaneleri kullandığımız bir süreç içerisinde hastaların ameliyat sırası beklediği ortamda ameliyat masasını her bir Frozen için 25 dakika, 30 dakika bekletmek ve her seferinde de tek tek bu nodüllerin hepsine Frozen yaparım derse Gökhan, o zaman sürenin ne kadar uzayacağını tahmin edebiliyorsun. Ben Frozen'ı kullanmıyorum burada. Kullanılmasında doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu çünkü bu vakada yapılacak cerrahi belirleyecek şey, eğer senin söylediğin gibi bir basit semptom varsa, radyoaktif iyot tedavisi yapılamayacak bir toksik multinodüler guatırsa vesaire ise, işte yani bir başka klinik tedavi, tıbbi tedavi yapılamayacak bir durum söz konusu ise cerrahi zaten tercih edeceğiz ve cerrahide de total tiroidektomi yapacağız. Bunun tartışması olacağını düşünmüyorum. Ben Gökhan'a şöyle bir soru sorsam, biraz modifiye etsem şu olguyu. Multinodular guatr değil ama tek bir nodülü var. Türkiye'de pek görmüyoruz ama yani batıda daha çok görüyoruz. Tek nodülü var, tek soliter nodül var, tek lob, diğer lob da temiz gözüküyor. Yine iğne biyopsi negatif, yani benign geldi. Böyle bir durumda ben hemitiroidektomi yapıp definitife bırakıp sonuca göre ikinci ameliyatı planlarım, yoksa yine ameliyatta ben bunu Frozen'ı kesin yaparım. Kaçmaz bu benden diyorsun. Bence bu tartışılacak bir konu değil. Tek taraflı benign. Ama benign. İğne biyopsi de benign. Ama bakın, ben iki. Burada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben döner ultrasonuna bahsedeyim, kliniğine bakarım. Bu hastanın ultrasonunda şüpheli bulgular varsa, İAB bana istediği kadar benign desin, ben bu hastaya Frozen'ı yaparım. Bununla ilgili biraz önce core biyopsi, işte 18 gauge Turukat dendi. Bununla ilgili yapılmış Kore çalışması da var. Frozen, İAB, negatif ultrason, şüpheli vakalarda core needle biyopsi yapıyorlar ve %27 bu malign çıkıyor. Sonuçta benim için ultrason çok daha değerli. İAB'nin ultrason eşine yapıp yapılmadığı, hangi sitoloğun baktığı, her patolog sitoloğun da kusura bakmasınlar burada ben, İyi polis kötü polis oyunu oynuyoruz belki ama patolog için kötü polisim ben şimdi söyleyeceklerimle.
yapan Bakan Sitoloğ'un ne kadar güvenilir olduğunu, doğru yerden ultrason eşinin biyopsi alındı yoksa doğru yerden mi alındı? Alan kişinin ne kadar tecrübesi var? Bunlar çok önemli şeyler. Orada folikül hücresini gördü, tirositleri gördü, benim dedi. Ama ultrason bangır bangır malin diyorsa, ki biraz önce de yine konuşuldu. Elastograma gerek yok, konvansiyonel ultrason zaten malin diyor buna diyebiliyorsunuz. Ben bu olguda niye frozen yapmayayım? Hatta hastaya şunu da diyebilirim. Frozen ki bize göre bizim hastanede farklı. Ben Nuh Zafer'i tebrik ederim. 20-25 dakikada frozen alabiliyorsa bir hastane patolojiden çok şanslıdır. Bizim öyle bir şansımız bu kadar olmadı. 20-25 dakikada ne özelde ne devlet ortamında ben o kadar süre frozen sonucu alamadım. Alabiliyorsa ne mutlu. Ben hastayla hatta bu hastayla konuşuyorum. Bak frozen parafine bıraktık diye bir yorum gelirse de ben size total yapacağımı da diye söylerim ben hastaya. Burada strateji de önemli bence, ameliyat stratejisi de. Frozen da şüpheli gelse bile iabesi benimse o ultrason maniğin pozitif diyorsa ben hastayla total bile yaparım. Peki çok özel bir soru soruyorum. Sonuna kadar güvendiği bir patoloğun var mıdır ya da olabilir mi? Hani kesinlikle benim diyorsa ben %100 güvenirim diyor musun? Ben anladığım kadarıyla sen kimseye güvenmeyeceksin. Öyle bir soru içeride kaçtı ki cerrahın cerrahtan başka dostu yoktu da gelmeye başladı. Ben cerrahın cerrahta dost olmadığına inandım, onu da biliyorum ha. Cerrahın cerrahın dost değil, tek başınasınız. Hayır, şunun için sordum. Yani hep ne olursa olsun ben frozen, yoksa bir güvendiğin bir patolog olsa ben frozen yapmadan buna güvenirim ve hemitiroidektomi yaparım ya da total tiroidektomi yaparım. Neyse, orasını tartışmıyoruz, total ya da hemitiroidektomi yapmayı, unilateral tek taraflıdan bahsediyorum. Hani frozensız yapacağın böyle bir olgu olabilir mi? Bir ideal bir koşul düşünelim. Ultrasonda son derece temiz, iğne biyopside iyi bir patolog ya da sitopatolog tarafından bakılmış. Hayır. Klinik olarak yine yaparım. Hayır, total yapmam. Hayır, frozen yapar mısın? Yine de. Yaparım. Yine de yaparsın, tamam. Peki, aynı soru size. Ya bu vakada Gökhan kendisi de söyledi, ultrasonografi yaptırıyoruz. Ultrasonografi benin olduğunu söylüyor. İnci inaspirasyon biyopsisi yaptırıyoruz, benin geliyor. Bunun malin çıkma potansiyeli postoperatif kalıcı kesitlerde en fazla %3'e kadar çıkıyor betasa sınıflandırmasına göre. Burada hastaya niye eziyet ediyoruz ameliyattan önce inci inaspirasyon biyopsisi yapıyoruz? Ameliyat edeceksek bu hastayı zaten. Frozen da yapacaksak hastanın canını acıtmayalım, ince inaspirasyon biyopsisi yapmayalım diyorum ben. Ama ince inaspirasyon biyopsisi altın standart olduğuna göre ve ince inaspirasyon biyopsisi de benim diyorsa, ultrasonografi özelliklerde benim karakterdeyse ben bu hastaya frozen yapmam. Ameliyat da yapmam zaten bu hastaya. Sonuç itibariyle bu hastanın ameliyat endikasyonu yok, izlenir diye düşünüyorum. Peki o zaman bir diğer uca geçelim. Yani yine multinodüler guatr var, bilateral, unilateral değil, bilateral. Yine iğne biyopsi yaptık ama şüpheli bir nodüldü bu sefer. Ve iğne biyopsi de bu sefer malin dedi. Bedesta 6. Burada yine ameliyatta plan, muhtemelen total tiroidektomi, belki profilaktik bir diseksiyon olabilir. Burada artık iğne biyopsi malin diyor. Yine frozen yapar mıyız burada? Konfirme etmek için. Yok, o kadar da değil. O kadar da değil tabii. Ben burada frozen ne için yaparım? Ama yine yaparsın ama. Hayır ama bir olasılık var yani. Değil, lenf bezi için yapmayı düşündüm ben burada. Biraz önce söyleyeyim, ben rutin santral diseksiyon yapma taraftarı olan bir hekim değilim. Hatırlarsınız bu 12 Eylül'de İzmir'de bir toplantıda da konuşuldu bu. Orada ben moderatör konumundaydım, Bahadır'ın konumundaydım. Şimdi intikam alıyor. Orada da bu konuyu konuştuk. Hashimoto tiroiditi mesela bizim cerrahların en büyük problemi. Ameliyatı açtığınız an dokunun çevresinde irermiş lenf nodlarını görüyorsunuz. Malin mi, benin mi tartışmanız var ve hastaya zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Rutin taraftarı değilsiniz. Ben nodülün olduğu tarafta üst pol, alt ismus alt polde olsa genellikle bunların drenajı alt pole, bizim paratrakeal alan ve pretrakeal dediğimiz seviye 6, kimine göre 7 denen bölgeye olduğu için oradaki lenf bezinden frozen yapmayı düşünebilirim. Hı-hı. Rutin değilsem. Hı-hı. Ama genelde aslına bakarsanız Hashimoto varsa biz cerrahlar patoloji raporunda fazla lenf nodu çıkmasını seviniriz, isteriz. Çünkü bir söylem var ya, en aşağı 6 lenf nodu çıkarmanız gerekir. İşte onu yeni Langenbeck'sin o geçen sene Berlin toplantısından sonra bir konsensus şeyi çıkar. Orada 10'a çıkardılar bu rakamı. 10 tane bulan cerrah var mı bilmiyorum her vakasında lenf nodu.
buluyorsa patronu ve kendisini de tebrik ederim burada. O amaçla yapıyoruz ama ben yapacaksam veya santral diseksiyon istemiyorsam hastanın bu çünkü hani hastalık yok hasta vardır mantığı. Hastanın bana problem çıkaracağını düşünüyorsam kalıcı hipoparatüroidi riski veya geçici bile olsa veya kort vokal foniyatrik değişiklik ses kısıklığı demiyorum foniyatrik değişiklik riskinde problem çıkaracağını düşünüyorsam yapmaktansa o hastada lambdalı görsem orada frozen yapabilirim ama frozen onun dışında dokuya bir frozen mantığı yok bence. Ne diyorsunuz? Aynı konuşta mısınız? Ben bir şey söylememe gerek yok. Ben zaten hayır tarafında duruyordum. Gökhan... belki evet dersiniz. Yok ben evet demiyorum. Çünkü mesela Fransa'da yapılan bir çalışmada ince iğne aspirasyon biyopsisiyle frozen kesti karşılaştırdıklarında aynı sensitivity'ye sahip olduğu görülmüş. Yani mikrokarsinomlar bunun içerisinden çıkartıldığı zaman da her iki grupta sensitivity'nin arttığı görülmüş. İkisinin birlikte uygulanmasının bir avantaj sağlanmadığı gösterilmiş. Dolayısıyla ince iğne aspirasyon biyopsisi yapmışsınız, malign gelmiş. Bu hastaya tekrar frozen yapmanın bir anlamı yok. Yani hem zaman kaybı hem gereksiz bir maliyet. Sonucu da yapacağınız ameliyat tipini de değiştirecek bir süreç olmayacağı için karşıyız tabii sonuç itibariyle. Peki şeyi soracağım. Multinodular goiter var, dominant nodül malign dedik ama malignite şüpheli, papiller kanseri için şüpheli diyeyim. Hani biraz daha spesifik olalım. Yani papiller kanseri için şüpheli dediği zaman yine multinodular. Şüpheli olan nodül bu şekilde geldi. Raporu da şüpheli geldi. Bedesta 5. Burada frozen yapalım mı? Yoksa total tiroidektomi yeter der miyiz? Ama benim anladığım kadarıyla yaklaşım santral diseksiyon konusundaki tartışma nedeniyle burada yine ben bunu konfirme etmek isterim. Ve malinse de bunu bir şekilde bir ileri evet. aşamaya götürürüm olacaktı. Ben bunun 3 aşağı 5 doğru mudur? Böyle evet. Mi? Peki siz ne diyorsunuz bu konuda? Multinodüler guatr için konuşuyoruz. Evet evet multinodüler guatr. Çünkü biraz sonra unilateral için de tamam. soracağım ayrıca ama ilk önce bu taraftan bir cevap alayım tamam. sonra döneceğim. Yani ben 165-70 pozitif ve ince iğne aspirasyon biyopsisi şüpheli gelmiş malign olma olasılığı yüksek ultrasonografik bulgular şey yapıyor. Ben bunda frozen yapmadan bilateral total tiroidektomi yaparım. Çünkü birden fazla biraz önce benim için söylediğimiz şeyler burada da geçerli. Çok sayıda nodül var. Hangi birine frozen yapacaksınız? Dominant nodül şehir efsanesi olmaya başlıyor. Ama başarılı. İABS'i şüpheli diyor. Şüpheli. Ama zaten total yapacağım diyor ama. Ben şimdi ben soru soracağım yapacağım. Bir başka ekstra ekleyeceğim. Total peki, yapacağım. Peki buradaki argüman profilaktik cerrahi ile ilgili yani profilaktik lenfatik diseksiyonla ilgili. Burada nasıl bir hani atlama şansımız yani bunu malign gibi mi kabul edip profilaktik cerrahi yapacaksınız? Boyut, yoksa ki. Yapmam ben zaten bunun indikasyonu yok mu diyorsunuz burada? Boyut tabii önemli. Yani profilaktik şey için bir takım kriterler var. Atan da koyduğu işte 4 santimetrenin üzerinde büyük nodül, büyük bir kitlede profilaktik boyun diseksiyonu yapmamız gerekiyor santral diseksiyon. Eğer nodülümüz küçük, şeyimiz küçükse kitlemiz burada zaten profilaktik bir şey yapmanın anlamı yok ama ameliyat sırasında çok sayıda lenf nodu gördük, işte sert yapıları şüphap ettik. Değerlendirilebilir ama belli bir deneyimden sonra sans kliniği de dikkate aldığımız zaman boyun diseksiyonu eğer boyutta söz konusuysa boyun diseksiyonu, santral boyun diseksiyonu yaparım. Frozen'a ihtiyaç duymam diye düşünüyorum. Biraz daha olayı basitleştirmek belki basit olmayacak ama tek taraflı, tek nodül. Bunda da Bedesta 5 dedi. Yani papiller kanseri için şüpheli dedi. Burada yine sizin görüşünüz herhalde frozen yapmamak. Bir şekilde hemitiroidektomi yapıp permanent yani kalıcı patolojiyi mi beklemek istiyorsunuz? Multiple mı yine? Hayır tek soliter nodül. İğne biyopsisi Bedesta 5 yani papiller kanseri için şüpheli diyor. Yani bu şey için foliküler karsinom için konuştuğumuz şey burada hastaya benzer şey. Foliküler onu soracağım biraz sonra. Bunu burada hastayla paylaşabilirsiniz yani ama burada frozen'ı kullanabilirsiniz bence. Çünkü tek bir nodül var, işte %65-70 civarında malign gelme potansiyeli var. Hı hı. Dolayısıyla burada frozen kullanmak belki de tek endikasyon bence bu olabilir diye düşünüyorum. Ama diğer seçenek de vakit kaybetmemek vesaire gibi lobektomi yaparsınız. Hastaya bir şans verebilirsiniz. Kendinize bir şans verebilirsiniz. Belki hasta için sonuç şanssızlık olabilir ama yani tekrar bir ameliyat gereksinimi söz konusu olabilir ama tabii burada ultrasonografik özelliklerinin de sadece ince aspirasyon biyopsisi değil ultrasonografik özelliklerine dikkate alarak karar vermek lazım. Ama lobektomi yapılabilir bu olgu için. Ama bilateral total tiroidektomi yapmayı
aklınızdan geçiriyorsanız o zaman Frozen yapmak doğru olabilir. Ben kaçırmış olabilirim ama tümörün boyutu önemli midir mesela? Şimdi total tiroiditomi için hani ben bunu ameliyat sırasında eğer kesin tanıyı Frozen'la bu bir papiller kanserdir derse total tiroiditomiye geçerim. Çünkü evet. Bunun için yaparım. Evet. Total tiroiditomiye geçmeyeceğiniz durumlar olabilir mi? Malign olsa bile. Çok küçük mikro bir şeyse güzel ama... Yani bunu özellikle çizmek istiyorum. Yani belki buna katılmayacak olanlar da olabilir ama genel anlamda soruyorum bunu. Ultrasonografik özelliklerini dikkate aldık. Küçük bir, yani hastanın tek bir küçük bir santimetre mikrokarsinom şüphesi, mikrokarsinom olgusu varsa bunda belki lobektomi tek başına yapılabilir. Üzerinde halen tartışılan bir konu olmakla beraber yapılabilir. Burada zaten bu olguda semptomatik bir tek nodülde zaten küçük bir şey olmasını beklemiyor. Evet, o ayrı yani, mesela. Evet. Bu sadece şöyle bir senaryoda olabilir. Tesadüfen gidip ultrason ya da böyle bir tarama diye bir şey yok ama Türkiye'de olduğunu biliyoruz. İnsanlar, radyologlar bunu yapabiliyorlar. İsteyerek ister istemeyerek. Ama bazen şüpheli nodül geliyor. Buna iğne biyopsi yapılıyor. Ve diyelim ki 1 santimetrelik bir nodülden papiller kanser şüpheli geliyor. Bunu 1 santim, 1,5 santim kıstas neyse sonuçta total yapmadığınız olgu oluyor mu? Yani papiller kanser olup total tiroiditomi yapmadığınız olgu oluyor mu? Bunu bunun dışında soruyorum genel olarak. Ya ben genelde total tiroiditomiyi tercih ediyorum. Yani o kadar maceraya girecek kadar cesur hissetmiyorum kendimi. Hı hı. Hastayla tabii paylaşarak her şeyi hastayla konuşmak gerekiyor. Kendi kafamızda bir şeyler yapma devri geçti. Evet, hastayla baştan oluşabilecek bütün şeyleri konuşarak gereğini yapıp şey yapabiliriz. Zafer Bey Frozen dedi ilk defa. Ne diyorsunuz? Yani her gün bir laf var ya herkes bir gün Fenerbahçeli olacak diye. Bence Zafer'de toplantının sonunda Frozen'cı olacak gibi geliyor bana. Peki ben bu vaka için bir şey söyleyebilir tabii. miyim? Şimdi nasılsa burada biz kırmızı köşe, mavi köşe tartışması yapmıyoruz. Sonuçta bir şeyler kazandırmak durumundayız. Şimdi mikrokarsinomu takip eden grup da var. Japonya'dan Ito bunu yayınladı da. %30 vakada ancak cerrahi büyüdüğü ve cerrahi indikasyon geliştiğini gösterdi. Veya o grupta Güney Kore ekibi de mikrokarsinoma tek taraflı cerrahi yaptıkları biliniyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Benim bunu söylememe gerek yok. Ben burada benim arkadaşım ben zaten total tiroidik taraftarıyım ama eğer hasta genç Zafer Hoca'nın söylediğine şöyle katılıyorum. Hasta genç, ben gebelik planlıyorum, ilaç replasmana ilgili problemler yaşamak istemiyorum. Okudum internet, doktor Google bana dedi ki tek taraflı yapılabiliyormuş. Radyoaktif yod tedavisi almak istemiyorum, yakın dönemde gebelik planlıyorum ben dedi. O zaman ben ameliyatta şunu bakarım. Bu hastanın radyoaktif yod endikasyonu doğuran problemler var mı? Nedir? Kapsül dışına invazyon yapmış mı bu? Yani tiroid dışına yayılımı var mı? Lenfatik metastazı, gözüken lenfatik metastazı var mı? Eğer bunlar varsa o zaman ben ameliyat esnasında totale karar veririm bu hastada. Çünkü bunlar gerçekten kapsül dışına yayılma olsun, lenfatik metastaz olsun ki yeni guideline'da değişti deniyor dün. Görmeden ben hiçbir şeye inanmam. Kendim okumadıktan sonra. Eğer öyle değilse ben bu hasta total taraftarıyımdır. Tamam. Bahadır yalnız burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani Frozen dedik diye Fenerbahçeli olacağız diye bir şey yok. Sen Beşiktaşlısın çünkü Beşiktaşlısın abi. Ben de Galatasaraylıyım. Üçümüzü de temsil ediyoruz şimdi, zaten. Bu vaka için özelde bu vaka için konuşuyoruz ama bir mikrokarsinomdan bahsettik. İşte hangi vakada total yapmazsın diye. Eğer Frozen'la total yapmamaya karar vereceksek bu olgu küçük olduğunu varsaydık işte mesela. Frozen'ın sakıncalarını da patolog arkadaşlarımız daha iyi bizimle paylaşabilir aslında. Donma artefaklarıyla yanlış sonuç elde edebiliriz. Doku kaybı olabilir. Yani daha sonra hastaya kazandıracağımız pozitif şeyleri ameliyat sırasında Frozen yapma sevdasıyla kaybedebiliriz. Dolayısıyla yine burada da Frozen konusunda evet dememe rağmen tereddütlerin olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Yine bilateral nodül, yani Türkiye'de sık rastladığımız. Bu sefer yine karşımıza çok sık olmasa da çıkıyor ve yine kafamız karışıyor. Özellikle de sitopatologlardan da burada bir parça daha yardım istiyoruz. Foliküler ya da Hürtel hücreli neoplazi geldiği oluyor. İki taraflı yine multiple nodül. Görünüş itibariyle malinmiş gibi gözükmüyor. Düzgün sınırlı
belki bir parça vaskülaritesi olabilir adenom tipi görüntü açısından. Ve yine klasik yapmamız gereken şey yine ince iğne aspirasyon biyopsi yaptık. Ve bu sefer de Bethesda 4 geldi. Yani foliküler, hadi bunu ayıralım, foliküler hücreli neoplazi diyelim. Hurtle'ı bir kenara koy, belki farklı söyleyebilirsiniz, o yüzden bunu ayıracağım. İkisini aynı şeye, kategoriye koymak istemiyorum. Böyle bir durumda siz nasıl bir cerrahi önerirsiniz, frozen'lı, frozen'sız? Ya da daha doğrusu cerrahi demeyeyim, tanı yöntemi diyelim. Çünkü artık burada bir yine bir tanı uygulamak zorundayız. Tanı bir daha geniş bir biyopsi mi, daha büyük bir biyopsi mi diyelim, yoksa başka bir görüntüleme mi diyelim, ama genellikle biliyoruz ki buna bir cerrahi uygulamak gerekiyor. Tanıyı net koyabilmek için iğne biyopsi burada yeterli değil. Daha büyük bir biyopsi yapmak lazım. Adına biyopsi diyorum ama tabii bu bir cerrahi lobektomi en az olmak zorunda. Siz nasıl bir şey uygularsınız? Total tiroidektomi yapar mısınız? Hemitiroidektomi yaparsınız? Bilateral değil miydi? Bilateral. Bir tek ama bir tane nodülde böyle bir şey geldi. Hani böyle bir durum, özellikle soruyorum hani hemitiroidektomi, sen biliyorum totalcisin de o yüzden birazcık force ediyorum hani hemitiroidektomi yapar mı diye sormak için. Sana sormuyorum özellikle, ona soruyorum çünkü sen direkt total diyeceksin, belki burası diyebilir diye biraz sıkıştırmaya çalışıyorum, evet. Tabii total tiroidektomiyi tercih ediyorum ama ben bu çalışmayı yapar, bu konuşma için, bu panel için düşünürken trafik işaretleri gibi hesap ettim gözümün önüne getirerek. Total tiroidektomiye yeşil ışık yakıyorum burada. Frozen'a kırmızı ışık yakıyorum burada. Ama lobektomiye sarı ışık yakıyorum. Bunun için. %15 ile 30 malign gelme potansiyeli olan bir lezyon bu. Yani burada hemitiroidektomi yapabilir misiniz? İki taraftan nodül var. Yani, bir tane taraf, sağ tarafta bir karşı, tane. Evet, karşıdaki nodüller ultrasonografik olarak vesaire herhangi bir şüphe küçük diyelim. Küçük, arz ettiriyorsa lobektomi yapabiliriz. Hastanın yaşı, hastanın yaşam şekli vesaire gibi. Yani genç bir hastada ilaca bağımlı kılmamak için diğer taraftaki nodülleri benim natürde görünüyorsa ultrasonografi olarak, o zaman hemitiroidektomi tercih ederim. Frozen? Hayır. Frozen hayır. Neden hayır? Multiple yine şeyler var, nodüller var, bilateral. Lobektomi yapacağım tarafı zaten şeyde, bir de foliküler şeyi geçiyor. Neoplazi veriyor ve kapsül invazyonu, vasküler invazyonu, ince iğne aspirasyon biyopsisiyle de netleştiremediğimiz bir ortamda frozen'la da netleştiremiyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla frozen istemenin burada bir anlamı yok. Bu tür hastalarda ameliyat öncesi hastayla paylaşmak, konuşmak, hasta da sizinle aynı taraftaysa lobektomi yapmak söz konusu olabilir. Bu zaten tek taraflı tek nodülse zaten hemitiroidektomi. Evet, tabii, ben özellikle yok. Bilateral nodülü dedim. Yok. Tamam. Gökhan ne diyorsun? Şimdi... Şöyle söyleyeyim. Multinodülleri boş ver. Tek taraflı tek nodül. İğne biyopsisi yaptık. Foliküler hücreli neoplazi geldi. Bir kere buradan ben başlayayım. Buna total yapar mısın? Ya da hemitiroidektomi yaparsın? Yaparsan ilk, frozen yapar mısın? İlk soruya da cevap vermek tamam. istiyorum. Yani multinodüllerse biz bu hastayı oraya geleceğim Gökhan İçöz olarak ameliyata verdi, aldık hasta Gökhan İçöz. Gökhan İçöz çıktı bu hasta. Ben bu hastada hiçbir şey değiştirmedim. Genetik, kalıtsal, çevresel hiçbir faktör değiştirmedim. Bu hastada öbür taraftaki nodülde ve öbür tarafta dokuda buna benzer foliküler neoplazi veya foliküler variant papiller karsinom olma ihtimali var mı? Var. Genç hastaysa bu hasta total hakkı mı? Bana göre var. Tek taraflıya gelince, tek taraflı nodülde klasik kitap bilgisine bakarsınız, eğer bu 4 santimden büyük bir nodülse rutin zaten total yapmak zorundasınız. 4 santimden büyük foliküler neoplazi eşittir total tiroidektomi erkek hastaysa gibi birkaç alt ayrıntı var ama 4 santim. Ama diyelim ki 4 santimden ufak İAB'si foliküler neoplazi. Burada ultrasona dönüp bakmak durumundasınız. Ama burada bir handikapımız var. Ben ultrason yapan bir cerrah değilim ama ultrason yapan endokrinolog, radyologlar da var burada. Foliküler lezyonların %50'si ancak malign kriterler gösteriyor. Geri kalanı normal benim nodül gibi karşılığı çıkıyor. Bu kitap bilgisi. Ben yaptığımdan değil, okuduğum kadarıyla söylüyorum. O yüzden ben burada frozen tercih ederim. Neden? En azından papiller karsinomun foliküler varyantını yakalamak üzere. Eğer sitolog bana, orada sitolog diyorum, histopatolog, bana papiller karsinoma ait hücre özelliklerini yakalarsa ben o zaman bunu papiller karsinom gibi muamele edip total tiroidektomi dönme şansım var. Öbür tarafı da tamamlama değil, aynı seansta yapma şansım var. Ben o yüzden burada frozen'ı
ters bir şey söylüyor olabilirim ama foliküler neoplazi şüphesi olan bir hasta da ben Frozen yapma taraftarıyım. Çünkü iki sebep, bir sebep daha söyleyeceğim. Bunu atipi için daha çok söylemek istiyorum ama. Onu soracağım zaten. Peki o zaman onu söylerim. Ben okay, yaparım. Tamam, yaparsın diye. Yaparım. Tek nodül de olsa, multiple nodül de olsa ben ameliyatta özellikle benim anladığım papiller kanserin foliküler varyantıyla karışabileceği için bunu Frozen'da konfirme edebilirim diyerek mi bu Frozen'ı yapacaksın? Evet, tek tarafı da öbür tarafı da operasyona dahil etmek amacıyla çoğulda ise papiller karsinom foliküler varyantın klasik papiller gibi iyi seyretmediği düşüncesindeyim. Her iki doğayı da beraber barındırıyor çünkü hem hematojen hem lenfojen yayılım gösterecek. O yüzden santral diseksiyon yapabilirim düşüncesiyle isterim bilateral nodüler olan bir hastada. O zaman Hurtle hücreli veya foliküler demesi bir şey fark etmeyecek burada senin için. Çünkü burada dedin ki papiller kanser foliküler var. Mesela Hurtle hücreli neoplazi gelirse farklı düşünür müsün? Yine aynı mı senin şeyin? Şimdi Hurtle hücreli daha da kötü. Çünkü biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü'nünkine göre Hurtle hücreli diye bir şey yok. Folikülerin evet, onkostik evet, varyantı evet, diye evet, tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasına göre. Ve Hurtle hücrelin radyoaktiviteye karşı duyarlılığı da klasik kitap bilgisi daha düşük. Evet. Ve sonuçta elinizde yani radyoaktif silahı da kalmıyor. O yüzden cerrahinizi tam yapmak zorundasınız. Santral alana bakmak adına ben bunu kesin yaparım Hurtle hücre varsa patolog. Hele patolog, burada bence en tartıştığımız, yakın zamanda başıma geldi, en tartışılması gereken konu Frozen'da patolog bana dedi ki bu Hurtle hücreli onkostik bir tümör olabilir dedi. Ben orada kaldım. Hakikaten bu soruyu ben de tartışma açmak isterim. Ne yapacaksınız? Ameliyatta patolog size Frozen dedi ki bu onkostik yani Hurtle hücreli bir karsinom olabilir. Adenom da olabilir dedi. Ameliyatta kaldınız. 5 santimlik bir nodülünüz var. Tek nodülünüz. Ne yaptın? Total tiroidektomi. Total yaptım ama santral yapıp yapmayacağım tereddütüm var. Bekliyorum şimdi kesin sonucuna gelecek diye. Çünkü santralin redusu o kadar kolay değil. İABE'yi 3 ay dolmadan yaparsınız hemen ama santrale ilk 3-5 günde girer girdiniz. Girmedikten sonra santral alana bir daha girmek hiçbir cerrah arkadaş istemez herhalde erken dönemde. Kolay bir şey değil. Yani o bazen bizim konseylerde ne olacak giriverin paratiroidi ellemeden çıkarın diyorlar ama bu Lego değil. Paratiroidler sarı, tiroid kırmızı, lenflar yeşil değil. Peki Hurtle hücreli demek değiştirir mi fikrinizi? Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Papiller karsinomu foliküler varyantına dikkat çekti. Frozen'da papiller karsinomunun foliküler varyantı sözcüğü içerisinde. Papiller karsinomun tanımlanması patolojik olarak çok zor olmasa gerek patologlar için ama foliküler varyantında Frozen'la değerlendirirken hala bir takım güçlükler var. Foliküler sözcüğüyle ilişkili olarak. Dolayısıyla yani sadece Frozen yaparak işte papiller karsinom foliküler varyantı üzerinden gidip total tiroidektomi yapmak tartışmalı. Yine Amerika'da yapılan bir çalışmada iki gruba ayırmışlar hastaları. Bir kısmına Frozen kesit inceleme yapmışlar. Bir kısmına Frozen kesit inceleme yapmamışlar bu tür olgular için. Yapıldığında işte yaklaşık 30'ar vakalık iki grup. Frozen kesit yaptıklarında 28 tanesinde foliküler neoplazi olarak tanımlanmış Frozen sırasında. Bir tanesine malign olabileceği söylenmiş. Kalıcı kesitlerde 6 tane malign gelmiş. Fakat Frozen yapmadan kalıcı kesit yaptıkları grupta ise işte 30 vakanın 3 tanesinde malign gelmiş. Yaptıkları şey operasyon zamanı, operasyon süresi, operasyon tipi, anestezi süresi, maliyetler açısından bir değişiklik olmadığını, Frozen'ın operasyon şeklini %3 olguda, %3.4 olguda değiştirdiğini göstermişler. Hurtle hücreli neoplazi değiştirir mi? Yani biraz evvel foliküler hücreli aynı tarzda davranırım diye düşünüyorum ben. Fark ettirmez. Yani biraz evvel söylediğin cümleler onun için de geçerli. Peki o zaman bir başka durum yine çok nadir de olsa karşımıza, çok nadir demeyeyim, nadir de olsa karşımıza çıkıyor. Bu önemi bilinmeyen atipi. Yani BEDESTA sıralamasına göre kategori 3. Bu biraz daha tartışmalı bir konu gibi gözüküyor. Burada çünkü şöyle bir şey de var. Cerrahi yapılmayabilir de beklenebilir. Yani re biyopsi gibi.
Klinik stratejiniz nedir böyle bir şey geldiği zaman, böyle bir biyopsi sonucu karşınıza geldiği zaman, ister kendi kliniğinizden, ister dışarıdan başka bir yerden refer edilen bir hasta için? Yine şöyle diyelim, multinodüler guatr var, iki taraflı birden. Dominant nodül şüpheli gözükmüyor ama yine biyopsi karşınıza önemi bilinmeyen atipi olarak geldi. Ne yapıyorsunuz? Yani bunun için bekle gör mü yapıyorsunuz? İkinci bir biyopsi hemen mi istiyorsunuz? Yoksa 3 ay sonra mı bekliyorsunuz? Ya da duruma göre bir değişiyor, yoksa yok ben bunu ameliyat ederim, yaparsam da total yaparım yine diyor musunuz? Şimdi önemi belirsiz atipi pek nadir görmüyoruz artık. Görmemiz gerekiyor ama pek nadir görmüyoruz. Patologlar bana kötü kötü bakıyor, ben böyle dedim. Normalde Bethesda'ya bakarsanız %7 bir İAB'lerin toplam bir klinikseniz, o kliniğin İAB'lerinin %7'sini aşmaması, non-diagnostiklerinde %10'u aşmaması beklenir. Ama maalesef ben bunu kendi konseyimde de söylüyorum. Ege bölgesi için, Ege Üniversitesi patoloji için, radyoloji, endokrin için söylemiyorum. Ben şu an gerek 3'ün, Bethesda 3'ün, gerek 4'ün sitolojinin çöplüğü dedim bir keresinde. Biraz kızdırdım onları. Yani bir şeye yakıştıramadığımız, bir oturtamadığımız yeri buraya sokuyoruz. Bu bir çöplük derken sakın algılamayın, hakikaten öyle. Çünkü Bethesda'nın kendi tanımlaması da önemi belirsiz atipide. Diyor ki işte kurutma artefaktı varsa bu gruba koyabilirsin. Kolloid olmayan zeminde yoğun hörtülü hücreleri yoğunlaşması varsa bu gruba koyabilirsin. Hashimoto, özellikle Hashimoto'lu bir hastada fokal papiller karsinom hücre çekirdek özellikleri varsa bu gruba sokabilirsin. Tekrar ediyorum. Hashimoto'lu bir hastada belirli bir alanda papiller karsinom özellikleri gösteren hücreler varsa bu gruba sokabilirsin. Yani papiller karsinom olabilir bu grubun içinde önemi belirsiz atipi de. Artı hasta antitiroid ilaç kullanımından, radyoaktif tedavisinden çıkmışsa, onun artefaktları varsa bu gruba koyabilirsin. Benim hatırladığım 7-8 tane böyle grup var. Önemi belirsiz atipiye soktukları. Bizim yaptığımız nedir? Bizim yaptığımız konsültasyon yapıyoruz biz. Yani 3 ay beklemektense bir ultrasonunu tekrar ettiriyoruz hastanın. Ultrasonunda hakikaten maniteyi çağrıştıracak bulgular var mı yok, ona bakıyoruz. Çünkü biz bunu bildiri şeklinde yayınladık 2 önceki ulusal cerrahide. Güvenilir bir ultrasona yaptırdığınız zaman 3 hastanın bir tanesinde ya cerrahi stratejiniz değişti ya cerrahi kararınız değişti. Bu ciddi bir şey. Ultrason sizi bu kadar yönlendirebiliyor. Biz aynı zamanda İAB'leri de konsült ettiriyoruz, dışarıdan gelen İAB'leri. İlk başta etik olmadığı savunuldu ama bu etik bir yaklaşım, onu söyleyeyim. Dünyada çok çalışma var bununla beraber. En son John Hopkins'ten geldi, 4000 vakalık bir seri. Daha belki seriler var, klasik bir dedikodu hikayesi vardır. 100 tane parçayı patologlara baktırtmışlar, işte 10 patolog, bu işin duayeni %35 aylık çıkmış. En son John Hopkins serisine baktım ben. 4000'e yakın vaka serisi var. Bu 4000'de %32 duyarlı uyumsuzluk var dış merkezlerde John Hopkins patologları arasında. Daha önceki yayınlarda da %26, %20 gibi bir ayar var. O yüzden biz bu bilgileri, bu etik veya değil, patoloğa güvenmek, güvenmemek değil. Sonuçta biz bir hasta için uğraşıyoruz. Bu hastanın iyiliği için uğraşıyorsak biz konsülte ettiriyoruz. 3 ay beklemektense hastanın canını yakmadan, evet, biz bunu konsült ettiriyoruz. Konsültasyonun sonucuna göre karar veriyoruz. Yine 3 geldi. Yine 3 geldi. Şimdi onunla da Bethesda'nın kendi tanımlamasını söyleyeceğim. Bu benim şahsi kanaatim demiyorum. Bu Bethesda'nın kendi cümle, 2009 yayınındaki cümle aynen şöyle. Ultrason eşliğine tekrar biyopsi yaptırdınız. Bethesda'ya göre önemi belirsiz atipi geldi. Bunların %20-25'i malign çıkar diyor. Yani 4 vakadan bir tanesi malign. Ama bu sakın buradan şu cümle, ben de ilk önce okudum da böyle anladım. Dedim ki önemi belirsiz atiplerin %20-25'i malign mi diye. Halbuki kitap yazıyor %5-15. Evet. Hayır. Tekrar baktın, ikinci rebiyopsi sonucunda önemi belirsiz atipi geldiyse bunların %25'i malign'dir. O yüzden bu hastaları opere et deniyor. Ben konsülte ediyorum. Eğer benim patoloğum da, benim üniversitemin veya benim kendi çalıştığım patolog da önemi belirsiz atipi de yine yorum yapıyorsa ben bu hastayı opere ederim. Frozen kullanır mısın? Frozen bunda da kullanır mısın?
Ya kullanacağını tahmin ediyorum. Çünkü %25 değil maniteden. Multinodüler Galatasaray'dan ve hele tek taraflıysa kesin kullanırım. Yani daha doğrusu tek taraflı, tek nodül. O yüzden zaten ilk önce multinodüler dedim. Çünkü total tiroidektomi yapmayı planladığım bir hastada aynı zamanda daha başta söylediğin argümanlar ışığında yine bunda malingir ise santral diseksiyonunu düşüneceğin için aynı şeyi söylüyorsun. Burada da Frozen'ı özellikle de ikinci biyopsiden sonra geliyorsa aynı tipte Bethesda 3 ben total tiroidektomi yaparım. Frozen'a da bakarım şimdi, diyorsun. Şimdi multinodüler bu hatırda şuna bakarım. Bir toplantıda söylemiştim, lütfen okuyun diye. Neyi okuyun? Patoloji yapın, detayını okuyun. Bizler maalesef, cerrahlar biraz tembelizdir. Direkt sonuca bakarız. Benistoloji, malinistoloji, intermediyal. Benim hastanemde Bethesda çalışılmıyor. Bethesda uygulanmıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilimleri Bethesda'yı kabul etmiyor. Kuşkulu. Yani çoğu Bethesda tanımlanmadan evvelki çoğu ekibin yaptığını yapıyor. Ne yapıyor? Önemli belirtisi atipi, foliküler neoplazi, veyahut da manite kuşkulu, hepsini kuşkulu stoloji diye tanımlıyor. İzmir'de çoğu tiroid özeldeki çoğu tiroid patoloji bakan birkaç patoloji laboratuvarı var. Onlarından bir tanesi mesela çok ilginç bir şey yapıyor. Klas 3, klas 4'ü tek halinde sunuyor. Hepsine klas 3 diyor. Yani atipi de foliküler nöp tek sınıfta geliyor. Ben o yüzden nereden geldi bakmıyorum. Patolojinin raporunun detayını okuyun diyorum cerrah arkadaşlara, asistanlara, herkese. Detayda eğer o atipidin papiller kanser lehine, işte hücre oluklanması, çekirdekte kontür düzensizliği, soluk kromatin gibi yani papiller karsinom lehine hücre özellikleri varsa onda ben kesin Frozen yaptırmam. Yoksa mutlulerse Frozen yaptırmayabilirsiniz. Ya burada yani yapılmayacak bir alt grup sayabiliyorsun. Olabilir tabii ki. Sizin için aynı şey geçerli midir? Yani önemi bilinmeyen atipi nasıl bir strateji uyguluyorsunuz? Yani Frozen'ın dışında geldi hasta. Gökhan Bey'in dediği gibi ikinci bir biyopsiyi mi öneriyorsunuz yoksa direkt ameliyata mı geçiyorsunuz ya da hayır bu önemli bilinmeyen atipi biz bunu takip edelim demiyorsunuzdur da yine de o seçeneği de koyayım diye söyledim. Konsültasyon çok önemli yani yapılabilir zaten patolog arkadaşlarımız da herhangi bir tereddüt olduğu zaman bir başka arkadaşının değerlendirmesini istiyor. Patologların bunu istemesi bizim ameliyat sırasında birinden yardım istememizden daha kolay aslında. Ama ince inaspirasyon biyopsi tekrar yine sabah konuşulmuştu. Eğer yapacaksak da onun için bir süre beklemek gerekiyor. Tiroid hastalıklarında beklemenin çok fazla zararı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz cerrahi veya girişimsel yaklaşımlarını geniş tuttuğumuzda varsayılırsa bugün üzerinde tartışılan konulardan bir tanesi bu. Ben burada ince inaspirasyon biyopsisini tekrarını yaparım. Tekrarında yine Gökhan'ın söylediği gibi yine benzer sonuç gelirse malinite olma olasılığı daha yükseleceği için oran olarak %10-15'ten %25'e çıkacağı için. Diğer taraftaki nodülleri benim özellik gösteriyorsa, yani çok sayıda nodülü var ve bunlar bir takım semptomlara neden oluyorsa o tartışmasız zaten. Multinodüler guatrın cerrahi endikasyonlarından biri oluşuyorsa. Ama sadece bir dominant o şehir efsanesi olan nodülde böyle önemli belirsiz atipi geldiğinde %75 benim olma olasılığını dikkate alarak lobektomi yapabiliriz diye düşünüyorum. Frozen'ı istemiyorum çünkü evet. Literatüre de baktığınız zaman Frozen'ın ile ilgili sonuçların ameliyat stratejisini değiştirme oranı farklı merkezlerde farklı %20 bazı merkezlerde %5 olarak bildirmiş. Bunun çeşitli gerekçeleri var. Bir merkezin tecrübesi, patoloğun bireysel tecrübesi. Üçüncüsü de yapılan kesit sayısı ameliyat sırasında sizi yönlendirir. Dolayısıyla Frozen'ın bir getirisi değiştirme olasılığının çok geniş bir reyişli olduğunu bildiğim için Frozen'da istemem. Hastayla daha önceden konuşarak lobektomi yapmayı ve tercih ve onun sonucuna göre evet, bir sonraki adımı. Peki hep bugün şu dakikaya kadar hep ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarına göre konuştuk. İnce iğne aspirasyon biyopsisi nodüler guatr cerrahisi olur mu? Olur.
anladığım ilk açılış ve kapanış vakasını aynı vaka gibi düşünüyoruz. Mult döndüler guatr. İlk vakada nasıl dedi, ne dediysem bu hastayı niye ameliyat ediyoruz biz iabesi bedin. O zaman bir ya basit semptom ya büyük nodül ya da şeydi. İabe, bir hastaya biz beninite dışında iabesi benin olmadan da bir cerrahi indikasyon koyduysak o hastayı iabe yapmadan da ameliyat edebiliriz. Burada önemli olan şu, ultrasona güvenip güvenmemiz. Ultrason her şeyi benimliyor. Ben bu hastayı opere ederim ama ilk başta bir cümle vardı, tarihe karıştı Frozen diye. Ona cevap vermek dürtüsü bir saattir içimde. biz Endocrine Journal'da 2007'de hakikaten tarih oldu, yayınladık bunu. Multinodüler guatr'da Frozen gerekiyor mu diye. Daha sonra ardından gelen yayınlarda bunu destekledi. Multinodüler guatr'da kanser sizin biyopsi yaptığınız nodül dışındaki nodüllerde çıkıyor %30 vakada. Yani hatta biz orada bir bias yaptık. Dedik ki İABE'nin yanılma payı yüksek. Hayır. İABE yaptığınızda yanılmıyor İABE. Tabii. Siz başka organda patolog buluyor. Misal başka nodülde buluyor. Evet, 2007'de biz bunu yaptık. Bir de o yüzden ultrason kuşkulu demese bile ben patologun başta da söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. İABE'siz multinodargo vakayı ameliyat ederim eğer indikasyonu varsa. Hasta kozmetik amaçla istiyorsa ve patoloğumu uyarırım. Bak kesit yap, malign düşündüğün nodül varsa evet ondan Frozen yap derim. Yani sonuçta Frozen'la yine devam edelim. Ya ve siz ameliyat yapıyor musunuz? Yani basa var mı indikasyonu? Şöyle bası bulguları olan, büyük nodül olan işte ameliyat için başka indikasyonlar söz konusu olan hastada ameliyat, kesin ameliyat kararı verdiyseniz ince inaspirasyon biyopsisi yapmanın bir anlamı yok. Bir, patoloğun iş gücünü artırmak için. İki, hastaya ince inaspirasyon biyopsisi de sonuç itibariyle invazif bir girişim. Nasıl gereksiz ameliyat yapmak istemiyorsak ince inaspirasyon biyopsisinin de bir taraftan invazif bir işlem olduğunu düşünmek lazım. Ama ameliyat endikasyonunu artık günümüzde konseylerde karar veriyoruz. Tartışıyoruz arkadaşlarla, endokrinologlarla, nükleer tıpçılarla. Böyle bir tartışma ortamının sonucunda ameliyat endikasyonunu koyuyorsak ince inaspirasyon biyopsisi yapmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Peki, her ikisine de çok teşekkür ediyorum.